Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Mart ayında okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Yine her zamanki gibi 5 tane kitap belirledim. Bir tanesi de geçen aydan kalan kitabım. Şubat ayında yetiştirememiştim o kitabı. Ama çok merak ettiğim için Mart ayında okumak istiyorum artık. Zaten Mart ayında da o kitabı okumaya başlamayı düşünüyorum. Şimdi hemen kitaplardan bahsetmek istiyorum. E, bu arada konularını ben bu kitapların Unuttum yani arka kapaktan birazcık bahsedeceğim konularla alakalı kısmını. Çünkü çok uzun zamanda kitabımda bekleyen kitaplardı. Hani merak ederek almıştım ama konuları hepsini maalesef aklımda kalmıyor okumadığım için. İlk olarak Ayfer Tunç'tan bir kitap okumak istiyorum. En son Kuru Kız kitabını okumuştum. Ömür diyorlar buna kitabını okumak istiyorum. Gerçekten merak ettiğim bir kitap. E, bu öykü müydü? Değil galiba. Söyleşiymiş büyük ihtimalle. Söyleşi tadında bir kitap. Çok merak ediyorum zaten. Zaten kısacık da bir kitap. Hemen okuyup bitirebilirim diye düşündüm. Evet, Söyleşi. Yani Söyleşi, söyleşilmiş öyküler diyor arkasında. Ee, bakalım nasıl bir yolculuk beni bekliyor? Söyleşi daha önce okumamıştım Ayfer Tuç'tan. Bakalım nasıl olacak? İlk kitabım buydu. Bir diğer kitabım belki hiç kimse de görmemişsinizdir. Belki de biliyorsunuz ama çok eski bir kitap aslında. Benim okuduğum ilk roman diyebilirim. Yani ben liseye mi gidiyordum acaba? Ortaokula mı? Çok emin değilim hani öyle tarihini ama görür görmez almak istemiştim. Bir de böyle hepsi burada indirimde görmüştüm ben bu kitabı. Hıçkırık, Kerime Nadir'den. Hatta bir ara bunun dizisi de yapılmıştı ama çok kısa sürmüştü. Bu kitabı okuyup ağlamıştım diye hatırlıyorum o zamanlar. Ama unuttum şu an konusunu. Bayağı beni etkilemişti diye hatırlıyorum. Bir de bir tane daha kitap vardı. Şu an onun adını unuttum ama bu kitabı gerçekten çok sevdiğimi hatırlıyorum. Bakalım bu yaşımda okuduğumda tekrar aynı hisleri hissedecek miyim? Şöyle yakından göstereyim. Kapak tasarımı bu değildi tabii ki değiştirmişler. 8. baskıya girmiş zaten. Önünde de kocaman yazıyor. <laughs> yani ee, Mesela burada şey, Hıçkırık romanı ile memleket çapında tanınmış. Kalem aldığı aşk ve kara sevda romanları tefrika edildikleri yıllarda gazetelerin tirajını arttırdı. Hemen her eseri bazen birkaç filme de alınan insanlara roman okuma sevgisini aşılayan kelime nadir. Ee, ölüm tarihini yazmış zaten. Gerçekten de öyle ama böyle aşk tadında böyle çok naif bir hikayeydi. Ben öyle hatırlıyorum şu anda. Konuyu çok fazla yazmamışlar. Nalan'ın hikayesi. Çok merak ediyorum gerçekten de. Ee, bakalım. Birinci baskı 2001 diyor. Yani evet 2001. Belki de ben bu kitabı 2001'de okumuş olabilirim. Bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Eğer aranızda okuyan varsa ya da böyle kitaplığında bekletiyorsanız beraber okuyalım mı? Kitabı çok güzel olur bence. İkinci kitabım buydu. Bir yine çok uzun zamandır aldığım kitabımda bekleyen ve birazcık da okumaya korktuğum bir kitap aslında. Neydi bu? Mahcubiyet ve Haysiyet kitabı. Kapak tasarımı gerçekten çok güzel değil mi? Şöyle bakar mısınız? Kısacık bir kitap ama yapı kredinin böyle puntolarını bilirsiniz. Kocaman değil, küçücük küçücük yazdıkları için biraz insanın gözünü korkutuyor açıkçası. Bakalım neler hissedeceğim. Bu kitabın da konusunu çok az okuyayım. Bir öğretmenin hikayesini anlatıyor zaten burada gördüğüm kadarıyla. Ee, sıradan bir günmüş. Yıllardır yaptığı gibi sevdiği bir eseri bir sınıf dolusu ilgisiz lise öğrencisine heyecanla yorumlamaya başlar. Ne var ki görünüşte küçük bir olay olay hiç beklenmedik bir krize tetikleyecek. Elis'in hayatına derin izler bırakmış bir dostluğun hatırasına dönmesine. Evliliğini, kendisini ve içinde yaşadığı toplumu sorgulamasına yol açacakmış. Aynen. Birazcık da sanki biraz üzücü bir konu okuyacakmışız gibi görünüyor. Bakalım. Yani kaç sayfaymış? 106 sayfa bir kitap. Eğer bunu da okumak isterseniz birlikte okuyabiliriz. Yani Instagram'dan beni takip ederseniz orada neler okuyorum, neler paylaşıyorum. Orada daha önce görüyorsunuz. Burada daha sonra görüyorsunuz. Buradan söylemek isterim. Böyleydi. Kısa bir kitap seçmek istedim ama puntoların sebebiyle aslında birazcık 100, 100 sayfa gibi görünse de aslında 200 sayfa gibi oluyor böyle kitaplar. Bazen elimde sürünebiliyor yani. Bir sonraki kitabım artık herkesin elinde gördüğünüz böyle artık okumayan kimsenin kalmadığı çok etkilenen, çok ağlayan, çok böyle e, duygusal e, dolu dolu hatta bazen yer yerde böyle kötü olayların olduğu bir kitap. Miras. Yine bu yıl okumak istediğim kitaplar arasındaydı. Siren Yayınları'ndan çıkıyor. Dört kardeşi okuyacağız burada. Onların hikayesini okuyacağız aslında. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Yani konuyu hiç bilmeden direkt kitabı okumak istiyorum. Genelde bu kitabın yorumu yapıldığında böyle aşırı konuya girenleri çok fazla dinlemek istemedim. Çünkü bana sürpriz olsun ve ben böyle şaşırarak okuyayım ve böyle çok etkileneyim istiyorum. Gerçekten bu kitap bana onu yaşatacakmış gibi geliyor. Bir de bir yorumda da şey görmüştüm. Çevirisi birazcık kötü diyenler olmuştu. Ben de artık okuduktan sonra bakarım yani çevirisi kötü mü iyi mi bilemiyorum artık. Bir diğer ve son kitabım yine geçen aydan Şubat ayından kalan bir kitabımdı. O da Sözler Tükenliği'nde kitabı. Zaten bunu biliyorsunuz. Ödüllü bir kitaptı. Kurgu ödülü almış en iyi. Kurgu, kurgu ödülü ben bu tarz kitapları zaten okumayı çok seviyorum. Böyle bana bir şeyler hissettiriyor ve bir şeyler böyle katıyor. Böyle kişisel gelişim kitapları okumak yerine bu tarz Seçiyorum böyle. Her kitap değil. Mesela Gece Arası Kütüphanesi de benim için o kategoriye giriyor. Bu kitap da öyle. Yani bir belirli bir yaşa gelmiş insanların bize öğüt verici tarzı hayat hikayesini anlatması. Mesela Yaşamak kitabı da yine e, o şekilde hissettirmişti. E, mesela Martin Eden de öyle aslında biraz. Yani kişisel gelişimi okumak yerine o kitabı okumak daha mantıklı bir hani o şekilde düşünebilirsiniz. Yine e, bu kitapta mesela burada birkaç tane soru yöneltmiş Hayatınızı özetleyecek 5 kişi seçmeniz gerekse kimleri seçerdiniz? Her birine kadeh kaldıracak olsanız onlara ne söylerdiniz? Ve sözler tükendiğinde kendinizle ilgili neleri fark ederdiniz? 84 yaşındaki Maruka, İrlanda'da küçük bir kasabadaki büyük bir otelin barında oturuyor. Her zamanki gibi tek başına ama bu gece başka. Kendinize bir sandalye çekin ve kadehinizi hazırlayın. Çünkü o sonunda hikayesini anlatmaya hazır demiş. Bayağı ödül alacak kadar kurgusu neymiş çok merak ediyorum. Yani konu itibariyle bu. Kimsenin de görmediğim bir kitap. Zaten geç, geçen ayda bahsetmiştim. Bakalım neler hissettirecek bana. Kaç sayfa? 272 sayfa bir kitap. Zaten böyle kitaplar bir çırpıda gidiyor. Bir de epsilon yayınları genelde ben çok Nasıl kolay okuduğum kitapları ben daha kolay okuduğumu fark ettim. O yüzden kesinlikle bu ay başlangıç kitabım bu olacak. Sonra diğer kitaplara bakacağım yani. Yoksa ki bu yine... Öbürüye sarksın istemiyorum. Gerçekten çok merak ettiğim için. Benim seçtiğim kitaplar bu kadardı. Yine okuyabileceğim kadar seçmek istedim. Zaten elimde şu an okuduğum bir tane kitap var. O da neydi? Fournier'in bir kitabını okuyorum şu an. Benim okumak istediklerim bu kadardı. Aralarında okuduklarınız, okumak istedikleriniz varsa bana yazarsınız. Ya da altta yorum olarak bekliyorum. Bir de buraya kadar izin izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir çiçek koyarsanız yorumlara çok mutlu olurum. İzlediğinizi görürüm en azından. Sonuna kadar izlediğinizi görürüm diye düşünüyorum. Ee, böyleydi. Şimdi gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz Instagram adresim kitap portresi. Orada daha da aktifim. Ee, bir de son olarak <laughs> çok uzatmak istemiyorum ama son olarak e, kitap harcı artık videolar da çekmeye başladım. Yani günlük vlog tarzında alışverişler yaptıklarım, okuduğum kitaplar, ördüğüm örgüler falan bunları da artık paylaşmaya başladım. Uzun süreden sonra ilk kez video çekiyorum şu an. Yedek videolarım vardı. Hepsini atmaya çalıştım. Birkaç tane kaldı. Ama bunu hemen atacağım, paylaşacağım. Akşam saati olduğu için de ışık bayağı karanlık ama yapacak bir şey yok. Yani gündüz vakti çekemiyorum maalesef ki videolarımı. İdare edin diye düşünüyorum. Artık bir dahaki sefere düzeltirim. Günlük vloglarım hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi gidebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.